Türkiye, İdlib'deki saldırının ardından milyonlarca mülteciyi ilgilendiren bir karar aldı. Avrupa Birliği ülkelerinden yeterince destek göremediği için göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. Gece haberin duyulmasıyla birlikte binlerce kişi yola koyuldu ve Avrupa sınırına doğru yoğun bir göç dalgası başladı. Ege sahillerinde çok sayıda bot Yunan adalarına doğru yola çıktı. Havar geldi, sınır açacaklar. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bekledikleri o haber geldi. Çocuk, kadın, genç, yaşlı apar topar yola koyuldu. Türkiye'den Avrupa'ya doğru büyük göç başladı. I love you, Turkey. I love you, Turkey. Thank you. Haber aldınız. Evet, haber oldum. Gideceğim Yunanistan'a. Yunanistan'a gideceğiz. Evet. Şakra Türkiye. Merci, merci. İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Haber gece saatlerinde kısa sürede yayıldı. Binlerce göçmen günün ağarmasını bile beklemedi. Montunu giyen, çantasını kapan yollara döküldü. Nereye gidiyorsunuz? Yunanistan. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Yunan. Avrupa'ya gidiyorum. Şu anda evet Yunanistan'a gidiyorum. Ondan sonra Almanya'ya gidiyorum. Neredesiniz? Afganistan. Afganistan. Nereye gidiyorsunuz? Yunanistan. Sadece Suriyeliler değil Avrupa'ya gitme hayali kuran başka ülkelerden Türkiye'ye gelen mülteciler de kapıların açılmasının ardından yollara düştü. Bakın şu anda Löburgaz'dayız ve sınır kapısına yaklaşık 100 kilometre var ve arkamda görmüş olduğunuz mülteciler yürüyerek o kapıya ulaşmak için yola çıktılar. Suriye, Afgan, İran, Afrika farklı uyruklardan binlerce kişi batıya yöneldi. Bulgaristan ve Yunanistan'a sınırı bulunan Edirne için yoğun saatler başladı. Kente ulaşan göçmenler gruplar halinde sınır köylerine akın etti. Göçmenler engel tanımadı. Vasıta bulamayan, yanlarında çocukları ve çantalarıyla kilometrelerce yol yürüdü. Sabah 6'dan beri yürüyorsunuz. Evet evet gidiyorum. Ama yanlış geldim bu tarafta. 5 saat var yürü gidiyorum ama hiç. Mülteciler akın akın Türkiye sınırlarına doğru yürüyüşe geçti. İşte bulunduğumuz nokta ise Meriç Nehri'nin tam üzeri ve Yunanistan sınırının sıfır noktası. Sınıra yaklaştıkça mültecilerin sayısı da giderek artıyor. Kimi Meriç Nehri'ne ulaşmak için tarlaları, kimi geçit vermeyen dereleri aştı. Bu anne kucağında bebeğiyle düşmemek için ağaç dallarından destek aldı. İstanbul'da hareketli bir güne uyandı. Bu anı bekleyen binlerce sığınmacı birkaç parça eşyayla yola çıktı. İstanbul'da hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu. Haberi alır almaz valizleriyle yola koyulanlar şu anda onları sınıra doğru götürecek otobüse binmeye çalışıyor. Tahsis edilen otobüsler tıklım tıklım doldu. Göçmenler birbirini ezdi. Çeşme'de taksiciler de nöbette çünkü otobüse binemeyenler çareyi taksiye binmekte buluyorlar ve şu anda göçmenler taksicilerle pazarlık yapıyorlar. Edirne'den sonra götüremeyiz diyor. Niye? He? Edirne'ye kadar diyor. Edirne'den sonrası ekstra fiyata girer. Ekstra. Ne kadar veriyorlar? 800 lira. Siz ne kadar istiyorsunuz? 1000 lira. Kişide 250 ya da 300 arasında pazarlık yapıyoruz. Yani 1 milyar 200 civarında bir paraya tekabül ediyor. Yol parası. Otoban parasıyla beraber İpsala'ya kadar. Çoluk çocuk araçlara doluştu. Onlarca taksi Edirne'ye doğru yola çıktı. Esenler'deki otogar da yoğundu. Göçmenlerle dolan otobüsler ard arda kalktı. Burası da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı. Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından bir grup mülteci buraya akın etti. Şu anda eşyalarını otobüse yerleştiriyorlar ve birazdan Edirne'ye doğru yola çıkacaklar. 4 milyon burada Suriyeli var. Avrupa bir şey almıyor. Niye? Burası da İzmir. Haberi alan Ege sahillerine akın etti. Afrikalılar çoğunluktaydı. Yunan adalarına deniz yoluyla geçmek isteyen sığınmacılar hayallerine yelken açmak için bekledi. Paramızı da ayarladık. Burada bir bot kurmaya geldik. Malzememizi de getireceğiz burayı. Burada binip gideceğiz Yunanistan'a. Midilli adasına komşu Ayvacık ilçesi sahilleri de kalabalıktı. Göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga koylarında toplandı. Ölümü göze alanlar şiddetli lodosa rağmen şişme botlarla Midilli Adası'na hareket etti. Göçmenlere Yunan sahil güvenlik gemileri engel olmaya çalıştı. Müdahaleye rağmen birçoğu adaya ulaşmayı başardı.
Saatler ilerledikçe göçmen sayısı da arttı. Sınıra ulaşanlar tel örgülere dayandı. Göçmenler Yunanistan'a açılan Pazar Kule ve İpsala, Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapılarındaki tampon bölgeye alındı. Mültecilerin umut yolculuğu Türkiye'nin Yunanistan sınırının sıfır noktasında Pazar Kule sınır kapısında son buldu. İçeride yaklaşık 200 mülteci var ve tampon bölgede bekletiliyor an itibariyle. Yunanistan polisinin onları içeriye alıp almayacağı ise ilerleyen saatlerde belli olacak. Yunanistan göçmenlere kucak açmadı. Sınıra koşanlar Yunan polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda mülteci gazdan etkilendi. Mültecilerin üzerine, çocukların üzerine gaz bombasıyla müdahale ettiler. Hemen bakın bu noktada bir kişi var. Yunanistan öldürüyor sizi. Ateş mi ediyorlar size? Ateş bak.